29 Mayıs 2020 Antalya Manavgat Çeltikçi mahallesindeyiz. Tekrar yanımızda Tevfik Göz. Burada bir ay önce bir çekim daha yapmıştık. Bu karpuz tarlasında 17 dekar bir yerde. Rekor gübre yaprak gübresini burada uyguladık. Bir 10 gün önce en son uygulama üstten yapıldı. Şu an neler görüyoruz? Karpuzun iriliği, tutum konusunda irileşmesi, büyümesi, canlılığı. Evet. Genelde ikili tutmalar normal var. Yapraktan ikinci uygulamayı da yaptıktan sonra geçenlerde mesela çok sıcaklarda. Tabii hava bir 40 dereceyi geçti. 47 dereceyi gördük. 47 dereceyi gören bir tarla. Çok karpuz tarlalarında yanmalar oldu. Hatta üstünü gazeteyle falan kapatanlar peki, oldu. Peki burada var mı yanma şu biz an? Burada onu karşılaşmadık. Kökenin gürlüğü rekor gelişim gübrenin. Rekor gübrenin yaprak gübresinin. Dolayı, karpuzlarda bir yanma falan görmedik. Gayet memnun olduk. Peki bitkinin meyveyi doldurması. Aynen. İrileşmesi nasıl? Şu anda bunlar üstün marka. Şöyle karpuz, gösterelim. Şu karpuzu. Mesela bence standartlarının. Şöyle onları da gösterelim yavaş yavaş. Göstere göstere gidelim. Evet. Yani burası 10 dönüm bir parça. 7 dönüm de yukarıda var. Şöyle bunu da gösterelim. Yani bu karpuzların gelişim olarak şöyle gelişim olarak gayet güzel. Herhangi bir yanma vesaire de görünmüyor. Doğru mu? Geçenki sıcaklara rağmen hiç yanma yok. Çünkü Mayıs ayında belki son 50 yılın herhalde en sıcak Mayıs'ını. Aynen. 47 dereceyi gördük. Bir de bir hafta sonrasında da en soğuk Mayıs. Evet. Yani çok aynı bugün birçok videoda söyledik. Şöyle gelelim. Gösterelim. Şunları da. Yani yaprakların canlılığı vesairesi, hatta şöyle söyleyeyim. Yani bu sıcağa rağmen hala canlı, evet. Şey geliyor. Devam ediyor. Ve bu karpuzda şu anda bir haftadır biz suyu kestik, su vermiyoruz. Ha, bir haftadır su vermiyoruz. Karpuzda su vermiyoruz. Şöyle, şöyle gösterelim. Gel abi sen de böyle. Yani ortalamaları 10 kilolara gelmiş, doğru mu? 8-10 kilo. Bak şöyle iki tane yan yana. Şöyle görünüyor bu şekilde. Gösterelim. Yani karpuz kendini korumuş. Evet, şey olarak normal boyutta olan, normal boyutta olan. Cinsi bunun üstün cinsiydi. Şimdi burada tabii ki yaprak gübresiyle birlikte besleme ürünlerimizi de verdik. Tabii, gerekli verdik. Korumalarımızı yaptık. Bunu her zaman her videoda her yerde de söylüyoruz. İki defa uygulama yapabildik burada. Rekor gübre yaprak gübresini. İlk üzerini açtığımız zaman yaptık. İlk açtığımızda 20 gün önce. Bir de 20 gün önce yaptık. Burada bize sıcak stresi yaşatmadı. Evet. İrilik. Karpuzda bir yanma durumu olmadı. 47 derece olmasına rağmen. Aynen. Soğuk ne kadar düştü mesela? Yani 25 derecelere düştü. Ne oldu? 25'e düştü. Yani gündüz gece olarak mesela. Gece yani 16-17'lere düştü. Gece de düştü. Gece gündüz farkları fazla olmasına rağmen, stres oluşmadı. Şöyle biraz daha gösterelim abi. Evet. Hani bitki hala yürüyor ve hala çiçek vesaire devam ediyor. Bakın iyi. Şu şekilde şöyle ellerinde ölçü olarak şöyle gösterelim. Yerçinler Bey. Bu şekilde. Bunlar orta boy dediğimiz yani standart sayılabilecek karpuzlar. Evet. Daha da irileşiyor. Yani o gösterdiklerimiz herhalde bir 12-13 kilo gelir. Var. Bunlar ne kadar gelir? Ya bunlar da ortalama 7 ile 9 kilo arasında. 7 ile 9 kilo arasında gelir. Evet. Böyle tarlayı gösterelim şimdi yukarı kadar. Bu parça 10 dekar. Gayet yeşil ve bir de şu üstteki gördüğünüz setin üstünde de bir 7 dekar var. Toplam 17 dekar bir alan. Şöyle gidelim. Şöyle elini al abi bir göster istersen. Şöyle şu şekilde. Mesela bunlar 11 kilolu falan rahat var. 11 kilo. Bakın şuralarda da var. Kırıma geldi. Şöyle. Rekor gübre yaprak gübresini tavsiye eder misiniz? Ben memnunum her zaman. Daha önce de burada video çektik çünkü arka arkaya çekme ihtiyacı duyduk. Devamında ne olacak? Aynen. Ne gözleyeceksiniz? Devamında da aynı şeyleri sağlayabildi. Siz yıllardan beri... Ben memnun kaldım. Yani ben portakal ağaçlarımda, nar bahçelerimde hepsinde kullanıyorum. Ve narda da. Her yerde. Evet. Rekor gelişim müşterimizsiniz. Zaten tabandan kullanıyorsunuz. Nar bahçenizde de kullandınız. Yonca'da. Portakalda, yonca'da. Hepsinde kullanıyorsunuz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ediyorum. Karpuzla ilgili söyleyeceğiniz var mı? Bir sloganınız, bir şeyiniz. Burada çiftçiye aktaracağınız.
Şu anda kiloları yakaladığımızı düşünüyoruz. İyiyiz. Kiloları yakaladığımızı düşünüyoruz. Evet. İklimin bu kadar dengesiz gittiği mesela bir yıl. Çünkü yine bastırarak söylüyorum. 47 derecelerde yanma olmadı yani. Yanma olmadı. En önemli şu anki gözleyeceğimiz detay bu. Evet. Bitki çalışıyor. Evet. Hala daha sürüyor. Hala çiçek devam ediyor. Şöyle şöyle gösterelim mi şunu? Şöyle şunu gösterelim de yani en azından ya insanlar tutmaz ama yine de çiçekler. Ya yani bitkinin en azından çalıştı. Evet, çalışıyor. Canlılığın devam etti. Şurayı da gösterelim, şurada bitirelim abi. Evet. Şunlar da standart şeyler. Şurada bu şekilde giriyor. Üstün marka tekrar söyleyelim. Evet. Böyle gel abi. Burada tamamlayalım. Buradan bütün Türkiye'deki karpuzculara gelecek sezonda rekor gübre, yaprak gübremizi öneriyoruz. Evet. Tabanda da uygulayacakları rekor gelişim ürünümüz var. Rekor gelişim tarla, açık alan evet, bitkileri için. Evet. Toprak sorunu olan, kök çürüme sorunu olan karpuzda özellikle bunlara evet, öneriyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar. Herkese selamlar, saygılar. Selamlar. Manavgat'tan.